Bu da 2004-2005'te yaptığımız bir tanım. Diyoruz ki, arkadaş, pazarlama öyle bir şey, öyle bir şey ki müşterinin beklentilerini aşacak. Yani onu mest edecek ama diğer meslek mensuplarının yapmadığı ya da yaptıklarından farklı bir şey. Neyse o. Peki buna kim karar verecek? Siz değil. Müşteri. Yine müşteri. Bir başka tanım, 2010'lu yıllarda biz bunlara ilişkisel pazarlama diyoruz, söylüyoruz, boş verin. Şu, karşılıklı çıkar temelli, uzun dönemli, güvene dayalı ilişkidir. Pazarlama bu, bu kadar basit. O halde, anlayış da olsa, iş de olsa, nereden başlayacağız? Müşterinin ihtiyaç, istek, beklentileri. Ben hiç geçmişteki araştırmalara bakmadım. Onları buraya getirmedim. İnanın sadece ve sadece demin söylediğim ve böyle bilimsel bir çalışma şu bu yapmadık. Dedik ki bir kesit koyalım ortaya. Bakın dostlar. Müşteri ihtiyaç, istek, beklentileri. Bakın. Ve esnaf ve küçük tüccar. Ben hiç şaşırmadım. Çünkü dedim ya, iki tarafta da yer alıyorum. İki tarafta yer aldığım için ne istediklerini, ne beklediklerini biliyorum. Şimdi böyle bir tablo, böyle bir tablo çıkıyor karşıma. Bu istediği için bakın, bizden vergi muhasebeciliği istemiyor. Bizden tam tasdik işlemleri istemiyor. Bakın bizden ne istiyor? Diyor ki benim işime katkı ver diyor. Benim hayatıma katkı verdiğini görmek istiyorum diyor. Bana mizanla bilgi ver diyor. Ekonomide ne olup bitiyor aklı vermeyebilir, bana yol göster diyor. Ben nasıl büyüyebilirim, nasıl gidiyorum, büyüme, karlılık hakkında beni bilgilendir diyor. Evet öbür tarafta da diyor, kârımı erit diyor. Ama bakın dostlar, yani bu kadar çok şey istiyor. Farkında mıyız? Ne istiyor aslında? Bizden şu ana kadar yaptığımız, mesleğimizi icra ettiğimiz ana hizmetin dışında hizmet istiyor. Benim gittiğim firmalara benim meslektaşımın veremediği, yetmediği alanda destek veriyorum ben. Ben ona diyorum ki şöyle büyü, şöyle yaparsan doğru büyürsün. Gel mizanını ben anlatayım. Utanarak bir şey söyleyeyim size. Bana makine mühendisi, bir patron, şirketin sahibi, genel müdürü konumunda bir gün çekti. Dedi ki, hocam, ben mali müşavirime sordum, cevap alamadım. Bankaya gittim, bankadan kredi talebinde bulundum, bilanço gelir tablolarımı verdim, şu kadar talepte bulunuyorum dedim. Bir hafta sonra bana dediler ki, ya Mehmet Bey, yani sizin bu bilanço gelir tablolarını biz size ancak bu şu kadar verebiliriz, bu kadar değil. Neye dayanarak diye ben sordum mali müşavirime, dedim ki, ya benim bilanço gelir tablomda ne eksik ki bana istediğimi vermiyorlar? Ben cevap alamadım. Ya onların baktıkları parametreler uygun değil onun için. Neye bakıyorlar dedi. Dostlar ben oturdum. Dedim ki Mehmet Bey ben yardımcı olayım size. Peki oturdum. Mali analiz yaptım. O oranları çıkardım. Likidite oranları, karlılık oranları, faaliyet oranları çıkardım, mali oranları çıkardım, sonra götürdüm. Dedim ki, Mehmet Bey, yani bir defa likidite oranlarını zaten diyor ki, arkadaş yani borç, öz sermaye, kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğiniz, hocam diyor bu kadar dünya kadar şey nasıl olur? Peki mali müşavir olarak bizim yeminlisi de var, bilmediğimiz bir şey mi? Ama böyle bir durum.
Muhasebe sistemini ben mali müşavirle beraber kurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Niye? Meslek mensubu arkadaşım dedi ki, hocam ben uğraşamam, vakit ayıramam. Şimdi biz bugün müşterinin ihtiyaç, istek, beklentilerine cevap vermek zorundayız. Bakın dedim ya, yarın gençler diyecekler ki, sayın mali müşavir, üstad, kusura bakmayın, ben bunları alamıyorum, benim dilimi anlayacak, ben başka bir arkadaşla çalışacağım, kusura bakmayın, siz baba dostumdunuz, bugüne kadar büyük katkılar verdiniz, ama Allah razı olsun, ellerinize sağlık, emeğinize sağlık, her zaman ben sizin oğlunuzum, kızınızım, kardeşinizim, ama bundan sonra ben falancayla. Bunlarla çok sık karşılaşacağız. Çünkü o insanlar bunu işleri gereği yapıyorlar. Bu kadar net. O halde ben elimdeki mevcut müşteriyi tatmin etmek, memnun etmek zorundayım. Doğru mu? Evet, doğru. Kabul etmek gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın, bu kadar basit. Başlayacağım müşteriyle, bitireceğim müşteriyle. Nasıl? Elimde pazarlama programı var. Bu ne? Yedi per dediğimiz. Niye? Öyle demiş Batı. Çünkü bunların hepsinin baş harfleri İngilizce'de P ile başlıyor. Şuradaki şekiller tamamen müşterinin ihtiyaç, istek, beklentilerini ortaya koyan şekiller. Sizden yönlendirme bekliyor. Sizden rutin rapor istemiyor. Ben bir mükellefe sordum. Dedim ki, patron, yeminli mali müşavir arkadaşımızın hazırladığı tam tasdik raporunu okudun mu? Şöyle bir şey, ciltli, gayet güzel, epey emek verilmiş. Ne diyor? Kitaplığında bak, arkanda duruyor dedim. Arkasına koymuş. Okudun mu? Ya da sana anlattı mı? Vallahi hocam getirdi, kendisi eliyle koydu, burada dursun dedi. O günden bugüne elimi bile dokundurmam. Ama meslektaşımla ilgili bir şey söylemedim. Ama demin hani ben mizanı öğrenmek istiyorum, ben nasıl, iyi mi gidiyorum, doğru mu gidiyorum diye serzenişte bulunan kişi bu kişi aynı zamanda. O halde biz ne yapıyoruz? Yani birazcık vergi muhasebeciliğinden çıkmak gerekiyor. Niye? Belki sizin yüzünüze söylemiyorlar. Ama ben şunun tanığıyım. Ya hocam, bu yeminli arkadaşla yürüyemeyeceğiz. Yapıyor, ediyor, ne oldu, ne yaptım, ne ettiğini bilmiyor. Ya da mali müşavir arkadaşa söyledim diyor. Bir yıl içinde ya muhasebeyi burada tutarsın ya da arkadaş ben bu işi yapmayacağım, başkasıyla yapacağım. Şimdi ve bana diyor ki bunu sen söyle hocam. Sen söyle. Meslektaşa de ki ya bak patron, eğer sen bu işi şirkette yapmazsan başkasını düşünebilir, haberin olsun. Dedim ki aracılık yapılmaz ama meslektaşıma da bu konuda bak bu firma senin için önemli. Bak ciddi bir firma, bir prestij aynı zamanda ama Allah var, paranı da alıyorsun. Bak müşteri memnuniyeti şudur, pazarlama budur, beklentileri şudur dedim, diyorum. Ama bu hareket noktası bu kadar net. Şimdi ne yapacağız? Mecbur meslek kararında bize diyor ki fiyat rekabetinden çıkın. Mecburi meslek kararı hizmet ve kalite odaklı bizim yeniden yapılanmamızı istiyor. Zorluyor. Yasal olarak önümüze koyuyor. Dolayısıyla bu aslında zaten pazarlamanın kendisi. Hizmet kalitesi. Ha, o ona göre ücreti isteyeceğiz. Bize ulaşmasını sağlayacağız. Onunla iletişim kuracağız. Bakın başka insan çalışanlarımız. Çalışanlarımız. İş süreçleri ve
fiziksel kanıtlar, bunlar ne? Ofisimiz kullandığımız anketli kağıtlardan, e-maillerden, yazdığımız yazılara kadar, gönderdiğimiz her türlü evrak bizim aynamızdır. Dostlar, çünkü müşteri soyut bir şey. Benim hizmetin kalitesini ne ortaya koyar? Ben söyleyeyim, başına bir şey gelene kadar hiçbir şey koymaz. Doğru mu? Hiçbir şey. Siz istediğiniz kadar kaliteli hizmet sunduğunuzu söyleyin. Küçücük bir problem ne olur? Bir anda olduğu gibi üstünüze kalır. Şimdi sonra işte bu nedenle diyoruz ki bizim yaptığımız işle ilgili kulaktan kulağa pazarlama dahil olmak üzere duyduğu her şey bizim ofisimize geldiğinde o düzen, o ortam, o imaj kesinlikle algıyla ilgili. Bakın 60'lı yıllardan beri Batı hizmetlerde diyor ki kaliteyi bir tek şey belirler. Müşterinin algıladığı kalite. Çünkü eline alıp ha bu kaliteli bir şey diyemiyor ki. O zaman nasıl algılayacak? Peki o algıyı nasıl oluşturacaksınız? Sadece rapor göndererek mi? Sadece arayıp bak bu ay vergin yok ya da şu kadar vergi diyerek mi? Hayır. İşte o algıyı yaratmanın yolu müşterinin beklentilerine cevap vermektir. Pazarlama da bu kadar basit. Müşterinin beklentilerine cevap vermek. Başka bir şey değil. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Çok basit. Böyle şirketler gibi CRM programları şunları bunlara da gerek yoktur. Sadece hizmet ve kalite mecburi meslek kararının gereğini yapın. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten o karar size pazarlama yapın diyor. O pazarlama yapın diyor. Şimdi 28-29 Nisan'da Muhasebe Forumu'nda Konya'da kısmet olursa bu konuyla ilgili çalışma var. Oturdum, şunu hazırladım. Mecburi meslek kararı ne diyor? Pazarlama ne diyor? Dostlar, birebir örtüşüyor. Yani biz pazarlamayı mecburi meslek kararıyla hayata geçirmek zorunda kalacağız. Sadece bir korkum var. Ne diyor da biliyor musunuz? Bunu hani hizmet verdiğiniz şirketlerde ISO 9000 angaryadır ya, hani sadece denetimden denetime hazırlık yapılır ya, ne zaman denetçi gelecekse geriye dönük bir yıllık bütün işlemler, raporlar, şunlar bunlar yapılır ya, bizim de başımıza öyle bir şey gelebilir. Sonra oda denetlerken ondan sonra odayla üye arasında sıkıntılar yaşanacak. Oysa biz bu işi yasal olarak önümüze konduğu için değil, gerçekten pazarlamayı böyle yapmamız gerektiği için yapalım diyorum. Peki, iletişimi nasıl kuracağız? Bakın, şu araçların hiçbir tanesi yasa dışı bir araç değil. 3568'in reklam yasaktır dediğiyle ilgisi yok. İçsel pazarlama bu ne? Çalışanlarımızın huzurlu, mutlu, müşteri odaklı olmasını sağlamak. Çalışanlarımızı hangi konuda eğiteceğiz? İletişim, problem çözme. Müşteri arayıp bir şey sorduğunda müşteriyle nasıl konuşacağını bilecek. Bilemediği bir konuysa oradaki problemi nasıl yönetecek ve sizinle paylaşmasını sağlayacak. Biz çalışma yönetimi diyoruz. Çalışanlarımıza bunu anlatmalıyız. Çalışanlarımıza iletişim becerileri kazandırmalıyız. Müşterilerle iletişim, etrafıyla iletişim becerileri kazandırmak zorundayız. Bu mesleki bilginin dışında.